Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Şimdi dolar TL 6.80 tarafında artık biraz bir sabitlendi gibi gözüküyor. Buradan bir 6.90'lara 6.95'lere bir tepki verecek mi, yoksa buradaki düzeltme 6.60'lara doğru geri mi çekilecek? Şimdi buna bakacağız ama bundan önce dün komik bir şey geldi başıma. Bunu paylaşmadım, Twitter tarafında paylaştım ama şimdi biliyorsunuz yani her sabah video çekiyoruz. Saat 7'de 7 çeyrekte kalkıyorum. Kendi eğitim gruplarımı hazırladığım 20 dakikalık video dışında YouTube'u da yalnız bırakmamak için her gün video çekiyorum. Eksiksiz belki Türkiye'de her sabah bu şekilde nokta veren başka bir kanalda yok. Bu kadar emek veren hem de bu kadar bence başarılı olan. Şimdi zaten videoları her gün 10.000 kişi izliyor. 700-800 kişi, 500 kişi beğeniyor. Bu arada izleyenlerin yarısından çoğu abone olmayan insanlar. İstatistikler zaten gösteriyor. Yani adam abone değil ama her gün seyrediyor. Bir de şimdi bazı bir grup var böyle kardeşlerimiz. Sağ olsunlar ellerinden geldiğince benim verdiğim bu emeğe karşılık vermeye çalışıp her gün bir şeyler yazan çok güzel kardeşlerim var. İşte bak hemen gördüm işte mesela Ümit var, Nurselim var, Gökhan kardeşim var, Rahmet İlk defa görüyorum ama aklımda şimdi kalacak. Şimdi zaten insanlar hani çok böyle umursamıyorlar hani verilen emeği. Ama bir de böyle cinsler çıkıyor. Dün adam yazmış arkadaşlar. Şöyle görün, kendiniz görün insanları. Burak Bey, bugüne kadar emekleriniz için teşekkürler. Sizden çok şey öğrendim. Bugünden sonra takipten çıkıyorum. Ya gerçekten insanoğlu çok acayip. Bakın bunları da gösterdim çünkü hakikaten etraftaki insanlara bakın. Yani Allah razı olsun abi diyen de insan, bu da insan. Şimdi bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demiş. Ama buradaki adam da çok şey öğrendim ama artık takipten çıkıyorum demiş. Allah'ım sen bana sabır ver. Yani hakikaten arkadaşlar yani inanılır gibi değil sosyal medya gerçekten ama siz olun vefalı insanlar olun hayatta. Yani bu iş için değil ama ben mesela 45 yaşındayım. Bana iyilik yapan herkesi her zaman hatırlarım. Kadir gecesi, özel günler illa bir arar bir gönül alırım. Çünkü hak vardır, hukuk vardır. İnsanların insanlara hakkı geçer. Burada parasız bir şey yapıyoruz. Adam bir şeyler öğrenip bir de üstüne seni hani azarlar gibi ben artık çıkıyorum yeter diyor. Ya güle güle kardeşim. Yani zaten bu tip insanları diyorum ya bazen serzenişte bulunuyorum. Bu tip insanları zaten burada istemiyorum ben. Yani yüzsüz, arsız, hadsiz adam istemiyorum. Burada hakikaten emeğe saygısı olan, bir şeyler öğrenmek isteyen, ufkunu geliştirmek isteyen insanlar görmek istiyorum. O yüzden çok hiç umurumda değil. Yani benim abone sayım 150 bin, 200 bin değil diğerleri gibi. Ben ne abone satın alıyorum, ne de yalaklık yapıyorum. Beni beğenin, paylaşın diyorum ama bazen de böyle sizlerle işte sohbet edip bu insanları gösteriyorum. Bu arada şimdi 6 7 27'lerden bakın. Şurada dedik ki ya bu şey de çok ilginç. Yani şu trendi neredeyse birebir bildik. Birebir dediğimiz gibi oldu. Sat sinyali geldiğinde burada uyardık. Arkadaşlar sat sinyali geliyor. Dikkat edin. Burada düzeltme gelebilir dedik. 6.80'lere geldi. Şimdi burada defansif alım bölgesi 6.60 tabii ki aslında orta vadede. Şu anda 7.27'den gelen satış hiç tepkisiz devam ediyor. Şimdi swap anlaşması mesela çok beklenildiği gibi olmadı. Herkes bir şaşırdı ya dedi swap anlaşması olmamasına rağmen dolar TL niye çıkmıyor? Çünkü niye artık bir düşüş trendine girdi? Şimdi burada gelecek yükselişler bir tepki olacak artık. Yani 6.92-93'ler bir tepki olacak. Aşağıda hala 6.60 riski var. Ama 6.60'lardan bence dolar TL alıcı gelecektir. En azından bir 6.90 hareketi için. Seans içi grafiklere indiğiniz zaman kademeleri şöyle görüyorsunuz. Bakın 7.27'den gelen satış süreci 6.76'ya geldi. Bunun da altında zaten şurada bakın 6.61 var. Bakın şu bölge boş. Yani bu bölgeden alıcı gelecektir. Ama buraya inmeden buralarda tepkiler gelecek mi? İşte Merkez Bankası faiz indirecek. Yani Merkez Bankası'nın faiz indireceğini zaten şu anda herkes biliyor. Böyle çok sürpriz bir şey değil. Yukarı doğru ataklarda işte 6.85, yukarıda 6.89-90'lar, 6.90 diyelim.
Önemli. Özellikle 6.90'lar önemli direnç olarak gelir. 6.84-85, 6.85'ler ara bir direnç olarak gelir. Dediğim gibi yani daha önce de faiz indirimlerinde dolar TL'de hiçbir zaman yukarı doğru bir hareket olmadı. Hep bir satış fırsatı oldu. Şuradaki hafif bir açı var. Düşüş kanal direnci. Dediğim gibi 6.85'lere tepki çok normaldir. 6.90 önemli bir direnç olacaktır. Şurada da 2 gündür şu bölgeye 6.76 ile 6.81 arasına sıkışmış bir dolar kuru var. Ve açıkçası hani burada bir tepki yapmaya çalışıyor ama tepki de yapamıyor. Dolayısıyla daha defansif alım bölgeleri 6.60 gibi görmek lazım. Buradaki hareketleri bir tepki olarak hani girebiliyorsanız, çıkabiliyorsanız düşük makas aralıklarında yararlanmaya çalışabilirsiniz. Ama genel trend hala daha arkadaşlar olumsuz. Dediğim gibi belki bu akşam da bir canlı yayın yapar konuşuruz. Yani hakikaten bazen sizlerle bunları paylaşmak istiyorum ki gerçekten görün. Yani çünkü bu kanaldaki amacımız sadece dolar altın değil, insanların birazcık da gerçekten vefalı, gerçekten hak, kıymet bilen insanlar olması lazım. Ben diyorum ya burada çok güzel kardeşlerim var bana her gün yazı yazan. Ve ne yazık ki YouTube'da bir yerlere gelmeniz için YouTube'un algoritması beğenileri, paylaşmaları, yorumları çok öne çıkarıyor. Ve bizim kanalımız bugün 48 binde. Yani dolayısıyla bana baktığınız zaman ben hakikaten yani hani verdiğim emeğin onda birini almıyorum ama o kadar güzel dostlarımız, kardeşlerimiz var ki hepsini yüzü suyu hürmetine yapıyorum, yapmaya devam ediyorum. Bazen yoruluyorum, etkileniyorum, psikolojim bozuluyor ama bırakmıyorum. Çünkü niye? Dışarıda Burak abi diye durduruyorlar, sohbet ediyorlar. Abilerimiz, büyüklerimiz durduruyor. Güzel, güzel bir alışveriş var. Ben keyifliyim. O insanları incitmek istemiyorum ama hakikaten bazen de insanı ya yani insanız ya diyorum ya insan yani sabır taşınız var. Artık gülüyorum. Eskiden mesela çok aşırı tepkiler veriyordum. Artık gülüyorum yani ben de deliye bağladım. Zaten hani pek normal bir adam olmadığım için ama artık işi deliliğe vurmaya başladım. Sohbet ettik sabah sabah değil. Sonuna kadar dinleyen çok kardeşim var. Hadi bizde o şey yok hani. Dolar kaç olacak? Hadi söyle kapatalım falan filan. Hani işte hayat böyle ya. Ne yapacaksınız? Herkese kolay gelsin arkadaşlar.